Merhaba, ben Bay Anderson. Biyolojideki temel bilgiler konulu 26. videoma hoş geldiniz. Bu videoda davranışlar ve davranışların doğal seçilime etkileme biçimleri hakkında konuşacağız. Ekranda Charles Darwin'in bir fotoğrafını görüyorsunuz. Bu fotoğrafta 50 yaşında olsa gerek ve görünüşe bakılırsa yine düşünüyor. Kendisi bol bol düşünürmüş. Bu Darwin'in dağındaki evi yakınlarında yer alan düşünme patikası. Yol üstünde küçük taşlardan böyle bir yığın oluşturur, sonra tur atmaya başlarmış. Taş yığınının yanından her geçişte taşlardan birini tekmeleyerek yolun dışına atarmış. Düşünme patikasında kaç tur attığını öyle anlarmış. Yani Darwin gerçekten çok düşünürmüş. Türlerin kökenini okuduğunuzda çok sayıda zihinsel argümanla karşılaşırsınız. Ama genlerden veya bu argümanların matematiksel dayanaklarından pek söz edilmez. Yani Darwin haklı olabilirdi ama doğal seçilime dair ölçüm yapmamıştı. O bu yolu arşınlarken İngiltere'de şu biberli güve evrimi devam etmekteydi. Eğer bir ölçüm yapılıyor olsaydı, ki o sırada kimse ölçüm yapmıyordu, teorilerini destekleyecek bir takım verilere ulaşabilirdi. Günümüzde doğal seçilimi her yönde ölçüyoruz. Sadece Galapagos'taki ispinozların gagalarında değil, Güney Amerika'da yaşayan lepistes'lerde, HIV'de her yerde ölçümlüyoruz. Bu videoda 4 davranış türünden ve bunların doğal seçilimi nasıl etkilediğinden bahsedeceğim. Hatırlayalım, davranışlar ya doğuştan gelir ya da sonradan öğrenilir. Doğuştan gelen davranışlar aslında genlere kodlanmıştır. Öğrenilmiş davranışlarsa yaşam süresince şekillenen davranışlardır. Bir şempanzenin annesinden bir alet kullanmayı öğrenmesi öğrenilmiş bir davranışken, annesine sarılan bebek şempanzedeki bu sarılma refleksi doğuştan gelir diyebiliriz. Şimdi organizmaların davranışlarına ve bu davranışların doğal seçilimi nasıl etkilediğine bakacağız. Bu davranışlardan ikisi bitkilere ait: fototropizm ve fotoperiyodizm. Fototropizm, ışığa yaklaşacak veya ışıktan uzaklaşacak şekilde büyümedir. Fotoperiyodizm ise ışık miktarına yanıt olarak büyümedir. Sonra hayvanlarda kur yapma davranışına değineceğiz. Örnek olarak çardak kuşlarını vereceğiz. Son olarak da organizmaların nasıl işbirliği yaptığından bahsedeceğiz. Örnek olarak da böcekleri ve çiçekleri ele alacağız. Tozlaşmayı kolaylaştırmak için nasıl simbiyotik bir işbirliğine girdiklerini anlatacağız. Evet, fototropizmle başlayalım. Öncelikle tanımını yapalım. Fototropizm, bitkilerin ışığa yanıt olarak büyümesidir. Mesela ışık buradaysa, ki fotoğrafta zaten görülüyor, oksin ışıktan uzaklaşır ve bitkinin bu tarafındaki hücrelerin daha hızlı büyümesini sağlar. Bu taraftaki hücreler ise daha yavaş büyür. Böylece bitki ışığa doğru eğilir. Fototropizm ışığa doğru büyümedir. Bitki doğruca yukarı doğru da büyüyebilir, belli bir açıyla da büyüyebilir. Tüm bunlar fototropizme dahil. Peki bunun doğal seçilime nasıl bir etkisi var? Resimdeki gibi bir yağmur ormanı gördüğümüzde ilk olarak ne kadar güzel olduğunu düşünürüz. Oysa aslında burası bir savaş alanı. Ormandaki tüm bitkiler arasında bir savaş sürüyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu bir ışık savaşıdır. Her bitki mümkün olduğunca çok ışık almak ister. Burada gördüğümüz her ağaca karşılık bir o kadar da göremediğimiz ağaç söz konusu. Çünkü yeterince ışık alamamış ve ölmüşler. Genleri de onlarla birlikte ölmüş. Peki fototropizm nasıl çalışır? Oksinin bitkinin genel büyümesini sağlamak için farklı bir işlevi olabilir ama oksin bir tarafa çok, bir tarafa az gittiğinde ışığa doğru büyümeyi mümkün kılar ve ışığa doğru büyüyemeyen bitki genleriyle birlikte ölür gider. Şimdi gelelim fotoperiyodizme. Fotoperiyodizm, bitkilerin gün içinde değişen ışık miktarına verdiği tepki demektir. Bu davranış sayesinde bitki hava durumunu hissedebilir. Bu bir gül. Tozlaştırıcı böcekleri kendine çekmek amacıyla çiçeklerini açmış. Aslına bakarsanız bu çiçek bir seçim yapmış. Böyle deyince bitkiyi insanlaştırmış oluyorum gerçi. Şöyle söyleyeyim, bu gülün ne zaman çiçekleneceğine zamanla karar veriliyor. Ve bu kararı veren şey doğal seçilim işte. Elimizde bir demet gül var diyelim. Bazıları çok erken, mesela Mayıs'ta çiçekleniyor. Bazıları Haziran'da, bazıları da Temmuz'da çiçekleniyor olsun. Bir gül, eğer çok erken çiçek açarsa kış geç gelebilir ve gül ölebilir. Erkenden büyümüş ve çiçeklenmiş olmasına rağmen kışı atlatamayabilir. Çünkü ortada tozlaşmasına yardımcı olacak böcek olmayabilir. Veya gül bilfiil fiziksel olarak ölebilir. Gelelim Temmuz'a. Temmuz bize göre bir kış ayı değil. Öyleyse gülün Temmuz'da ölmesi nasıl mümkün olabilir? Gül geç çiçeklenir, dolayısıyla tohumlarını geç saçarsa erken bastıran kış onu öldürür. Tohumlarını saçmaya fırsat bulamaz. Bu çan eğrisi çiçeklenmek için en uygun zamanları temsil ediyor. Çiçekler fotoperiyodizm algısı için fitokromlarını kullanıyor ve bu sayede çiçek açmak için doğru zaman bu diye düşünebiliyorlar. Yani bir çiçeğin ne zaman çiçekleneceğine zaman içinde karar veriliyor. Erken çiçeklenmesi de iyi değil, geç çiçeklenmesi de. Gerçi iklim değişmekte olduğu için muhtemelen bu çan eğrisinin Mayıs ayına doğru kaydını göreceğiz. Peki gelelim kur yapmaya. İnsanların birbirine yaptığı kuru biliyorsunuz. Hayvanlarda kur çok önemli bir davranış. Bunun nedeni cinsel seçilim. Bu bir çardak kuşu. Çardak kuşlarının ismi yaptıkları çardak benzeri yuvalardan geliyor. Bu erkek çardak kuşu üşenmemiş, çalışmış, çabalamış, bu çardağı inşa etmiş. Avustralya'ya has büyük çardak kuşunun marifeti bu. Çırpıları dizmiş, taşları döşemiş, tüm bu yaprakları ve dalları yerleştirmiş. Erkek çardak kuşu bu yuvayı güzel bir şekilde inşa etmiş çünkü amacı aslında bir dişiyi cezbetmek. Çünkü dişi çardak kuşları çevrede uçarak en güzel yuvayı ararlar ve çiftleşmek için sadece en güzel yuvayı yapan erkeği eş olarak seçerler. Kadınları etkilemek için güzel arabalar ve böyle janti evler alan adamların durumu bir nevi bu şekildedir işte. Peki bu neden böyle? Bu şahane çardağı yapabilen bir erkek çardak kuşu muhtemelen düzgün çalışan bir beyne sahiptir. DNA'sı yüksek ihtimalle sağlam ki bu da cinsel uygunluğun en önemli göstergesi. Dolayısıyla dişiler güzel çardaklar yapan erkekleri seçer. Çünkü onlarla yeni yavrular yapıp genlerini sonraki nesillere aktarmaları çok daha muhtemeldir. Erkek bir çardak kuşu derme çatma çardaklar yapıyorsa sonuçta genlerini sonraki nesle aktaramaz ve elenip gider. İşte doğal seçilim böyle işliyor. Ki sanırım bu daha çok cinsel seçilim. Son olarak tozlaşmada işbirliğinden söz edeceğim. İşbirliği eş evrim olarak bilinen bir süreçten doğar. Şöyle ki ilk çiçekler çiçek açmaya başladığında böcekler de bu çiçekleri yemeye başladı. Yani başlangıçta muhtemelen parazitik bir ilişki söz konusuydu. Çünkü böcekler çiçekleri yiyerek beslenmeye çalışıyordu. Ama sonra bu böceklerden bazıları muhtemelen bu çiçeklerin polenlerini başka bir organizmaya taşıdı ve sonuçta çiçek ve arı evrimlerinin ayrılmaz bir biçimde iç içe geçtiği bu eş evrim gerçekleşmiş oldu. Peki bugün arı popülasyonu eğer azalırsa ne olur? Çiçekler polenlerini dağıtmak için yeniden rüzgarla tozlaşmaya veya başka bir yöntem geliştirmeye başlarlar, öyle değil mi? Konunun akışı işte şimdi burada bizi tekrar Darwin'e getiriyor. Darwin doğal seçilimi ve tüm bu konuları anlamış fakat üstlerinde araştırma veya ölçüm yapmamıştı. Ama Madagaskar'dayken, gerçi Madagaskar'a gitmiş miydi şimdi pek emin olamadım bundan, Darwin orkidesi ismini Darwin'den alıyor. Bu bitkiyi ilginç kılan şey çiçeğin dişicik tepesiyle dibindeki nektarlı bölge arasında 30 santimetrelik bir mesafe olması. Darwin bu çiçeği görmüş ve gelecekte bu çiçeğe uygun uzun hortumlu bir hayvanın keşfedileceği öngörüsünde bulunmuş. Daha sonra bu güve keşfedilmiş. Normalde bir kelebeğin veya güvenin hortumu uçarken işte bu şekilde kıvrılmış haldedir. Bu güvede ise hortum açıldığında bitkinin nektarına ulaşabilecek kadar uzundur. Bu hayvanın adı Xanthopan morgani predicta'dır. Sondaki predicta öngörülenin Latincesi oluyor. Darwin'in bu uzun hortumlu güveye dair öngörüsüne bir gönderme olarak konmuş. İşte bu iki organizma arasında bir eş evrim söz konusu ama temelde hayatta kalmamızı veya elenmemizi davranışlarımız belirliyor. Davranışlar organizmaların doğal seçilimine ve nihayet adaptasyonuna neden oluyor.